Merhabalar, Dayın YouTube Genshin'in bir bölümünde daha devam ediyorum. Hatta devam ediyoruz. Da bu bölüme Genshin Impacto diye başlayasım vardı ama önemli değil. Her neyse, şöyle hemen göstereyim. Barakret Krallığındayız. Bu bölgeyi %100 yüzleyeceğiz. Şöyle birkaç yeri işaretledim zaten. Bunların hepsini toplayacağız. Aynı zamanda bu bölgenin muhtemelen tamamlanmasını göreceksiniz ki bunun anlamı da aslına baktığınızda Sumeru bölgesinin tamamlanması anlamına geliyor. Tabi bundan sonra bir tane daha bölüm gelecek. O bölümde de şu domainleri tamamlayacağız. Çöl bölgesinin domainlerini muhtemelen, çok emin değilim. Birkaç tane de rehber olur. Ondan sonra Sumeru'yu tamamen bitirmiş olacağız. Çünkü 3.7'de 7'deyiz zaten. 3.8'de de Sumeru'ya yeni bir genişleme gelmeyecek. Yeni bir geçici zamanlı bölge gelecek. O yüzden de o bölgeye zaten girmeyeceğiz. Yani girsem de ben size göstermeyeceğim onu. Onların videosunu çekmiyorum çünkü. Bu nedenle de Sumeru'yu tamamen bitirmiş olacağız. Artık kaç bölüm oldu bilmiyorum ama 100'ün üzerine çıkmıştı. Sadece Sumeru'daki şeyleri toplamamız, görevlerini yapmamız vesaire. Bu arada bir tane de Yoimiya'nın görevi var. Onu da yapacağız tabii. Her neyse, hadi başlayalım. Öncelikle şuraya gideceğiz. Buraya gitmek için şuradan çıkıp şöyle atlamamız gerekiyormuş. Burada bir tane uçan Dendrokulus vardı. Hatırlıyor olabilirsiniz. Onun olduğu yere gideceğiz yani kısacası. Yani Genshin gerçekten bitmiyor. Helal gerçekten yani. Bu kadar emek, bu kadar uğraş, takdir edilesi. Yani buradan bu kadar kolay bir çıkış mı varmış ya gerçekten de? Şuradan evet atlayamıyormuşuz. Ben de atlayacağız aşağıdırdır falan diyecektim de yok. Bu çiçeği önce almamız gerekiyormuş. Daha sonra da tam şunun içine gelip biraz yukarı çıkıp şöyle bırakabilirsiniz. Şimdi bu üst bölgede bir iki şey daha varmış. Onların tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. O yüzden de öncelikle üstten gideceğim. Burada inelim. Bunu silelim. Yanlış hatırlamıyorsam şuydu. Buradaki. O yüzden buraya gideceğim. Başka üste var mı bilmiyorum ama. Bu kadar yukarıda olmayabilir açıkçası. Tamam, şu en üste çıkacağız ya. Bu arada bu bölümde toplayacağımız ortalama olarak 35 civarı şey var. Bunların hepsini alacağız işte. Birazcık uzun sürebilir bu. Bölümün süresi uzayabilir. Ama toplamayı düşünüyorum. Ayrıca bu tarz şeyleri de topluyoruz. Şöyle. Bu artı K diyeceğim buna. Daha sonra tabii buralara gelip bu taşları da toplamamız gerekecek. Ama bunlar da videoya çekilmediği için sizin için bir sıkıntı yok tabi. Buralara da bakıyorum ki hani bunlar yukarıda da olabilir. Yani umarım değildir. Çünkü yukarıya çıkarsak tam bu kadar yolu işte yeniden gelmemiz gerekecek. O yüzden hatta haritayı bir kere daha kontrol edeceğim. Burayı aldıktan sonra. Bir de bence merak ediyor olabilirsiniz. Göremedik ama. Bir dakika, bir dakika. Burayı geçtiğimizde kafamızı uzatabileceğiz muhtemelen. Bu Sumeru'ya mı dönüyor bu tarafı? Aa evet, Sumeru'ya dönüyormuş. Zaten hemen şu ilerisi Sumeru. Bizim bildiğimiz Sumeru'ya. Şurada ne var? İleride bir boşluk var gibi. Sonrası da Inuzuma mı? Aynen, tam Inuzuma'ya gidiyor buradan. Karşımızda gördüğümüz yerler
Inazuma. Hatta şurada galiba şurası da Ninguang'ın malikanesi gibi bir şeydi. Şimdi bu arkadaşa dövmemize gerek yokmuş dediklerine göre. Gördüğünüz gibi böyle atladığınızda yukarıda sandık çıkıyor ama gerçekten birazcık ayıp. Bu arada benim yaptığımda birazcık aptallık olabilir elbette. Hayır, dur 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 dur. Çünkü yani elimde Wanderer varken böyle bir hata yapmam da mükemmeldi. Onun yerine uçarak gitsene yani. Bu da fırtına da şuradan görülüyor. Hemen şunu da alayım. Hazır buraya kadar gelmişiz. Şimdi en başa kadar gidip yeniden çıkacağız yukarı ya. Arada bakalım ki. Yani gerçekten neden böyle bir sandık koyuyorsunuz ki? De gerçekten benim sorunum ya. Yani biz 35 taneyi daha ne zamana toplayacağız? Kaç dakika geçti yani sadece 2 taneyi almak için diyeceğim. Ama böyle demek de yanlış çünkü zaten en zor olan 2 tanesini topluyoruz. Benim sandığa tapmaya başlamış bu. Taptığını alırsam bir şey olur mu acaba? Yok, bir şey demedi. Bunu da aldık. Şimdi dediklerine göre bu üstte daha yokmuş. Yani şu çizgi çerçevesinde. Şuradan girişte birkaç tane varmış ama buralara da zaten şuralardan girilebildiği için onlara da ekstradan gitmemize gerek yok. Artık aşağı inebiliriz yani. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Birkaç tane şu ağaç kütüklerinin içinde sandık varmış. Hemen onları alalım. Aa, bu bölgenin FPS'i düşüktü. Böyle bir sıkıntımız da var. Burada değil zaten. Burada mı? Bilmiyorum ki. Yok herhalde. Değil. Üste çıkacağız da. Üste tam şu ileriden çıkmamız gerekiyor. Yani ileriden çıkarız o zaman. Siz de görmüş olursunuz. Böyle orada yumurta mı var? Ha, boş. Böyle geçelim çünkü şunun içindeydi. Böyle gördüğünüz gibi. Böylelikle bunu da aldık. Devam edelim. Şurada da yine yukarıda olan bir şey var. Yukarıda derken tamamen yukarıda değil ama yine böyle bir şeyin üstündeydi galiba. Buranın en üstünde olabilir. Aynen buradaymış bu da. Bunu da aldık. Devam edelim. Şurada bir bulmaca gibi bir şey vardı. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama gidelim görürüz elbet. Nasıl bir bulmaca olduğuna gerçekten emin değilim bunu. Evet, lanet olası iki kişiyle puzzle'larmış. Bunları tek başınıza yapamıyorsunuz. O yüzden buradan gidiyoruz. Normalde hani iki kişi burada durup şeyler yapmak muhtemelen sadece durması lazım ve zaten gördüğünüz gibi bunun şekli kalp şeklinde. O yüzden de pekala deyip geçiyoruz şöyle. Şimdi 3 tane de içeride var. Bu içeridekilere tam olarak nasıl ulaşılacağını bilmiyorum ama çok zor olacağını da düşünmüyorum. O yüzden de böyle gireceğim yani. Eğer çok zor olursa bakarız elbet. Şimdi bunlardan bir tane bulmaca vardı. Onu hatırlıyorum. Buradaki
Buradaki ile ilgili bir şey göremedim. Yani sadece bu çiçek gibi olan şeyler var. Neyse bakarız. Burada dediğim gibi bulmacamız var. Önce bir bulmacayı alalım. Diğer ikiliye de sonra bakarız. Böyle. Şöyle. Tamamdır. Ama en sonuna kadar mı gitti be? Bu kadara da gerek yoktu. Şimdi şunu alamadık. Önemli değil. Şu ikisini alalım bir. Bunlardan birisi yukarıdaydı. Onu hatırlıyorum. Hani şuralardan yukarı çıksak belki şey olabilir. Nereden çıkabiliriz? Buradan çıkamıyoruz. Buralarda bir yerde var mı diyeceğim. Yani şimdilik olmadığını varsayalım ve biraz sağa sola gidelim. Çünkü belki hani bir noktadan yukarı çıkarma yeri vardır. Mesela şuradan. Eğer varsa oradan geçeriz mesela. Sonra bir tanesi hani sanki aşağıdaymış gibi söylüyordu. Ve bu ışınlanma noktası mesela burada değil ya. Onunla alakalı bir şey olabilir. Ben şu ışınlanma noktasına bir gideceğim. Dediğim gibi bununla alakalı olabilir. Yani mesela bu kadar yakında olmamıza rağmen ışınlanması demek ki gerçekten burası uzak bir nokta aslında baktığınızda. Şimdi dediğim gibi bunlardan birisi şöyle yukarıda olabilir. Böyle yapsak. Buraya geldik mesela. Burada böyle bir şey varmış. Aynen buradaymış bu. Böylelikle bir de şu kaldı. Bu diğeri de gerçekten buradaymış ama yani dümdüz bir chestmiş bunun diğerinin aksine. Şimdi oraya çıkmak için ise farklı yöntemler kullanmamız lazım elbette. Buradan birisi şurası gibi duruyor. Vursana be. Tamam, bu yolumuzu açtı. Tamamdır. Daha sonra normalde buralara şunları kullanarak geçmeniz gerekiyor ama zaten uçabildiğim için pek uğraşmayacağım bununla. Şuraya direkt uçabilir miyim diye merak ettim ama uçamazmışım. Ben şöyle duralım. Nefes alıp geri gidelim oraya. Siz normalde bunları kullanarak ki bunları Z ile kullanıyorsunuz. Şurada kuşumuzla yani. Kullanarak açabiliyorsunuz. Yine mi yetişemedik ne? Yetişemezsek zaten dediğim gibi hani o yöntemi kullanarak yaparız. Ama çıktık. Gördüğünüz gibi burada bir tane sandığımız varmış. Bunu da aldığımıza göre yukarı gidip şuraya geçeceğiz. Silelim. Geldik geri. Hemen şöyle şu yönde mi? Bu bölgenin FPS sorunundan artık kurtulmak istiyorum bu arada. Üstte gördüğünüz gibi. Gidip hemen onu alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Dediğim gibi bu üst bölgede varmış bir şeyler. Onları da toplayacağız ama bu orta bölgede bir şey kalmadı. Yani şöyle göstereyim. Bu bölgede bir şey kalmadı geriye. Aynı zamanda zaten üst bölgeleri de tamamladık. Ne yaptı be?
Hani yesimiz sıfır bir şekilde ilerliyoruz ama hadi hayırlısı. Düşmediğime emin olamadım ya. Buraya ayak bastığımızda zaten yolu açıyordun, normalde açmadın. Peki. Ama bayağı fazla toplayacağız. Nereye? Ne tarafa? Burayı tamamen topladık mı be? Yani herhalde tamamdır diye düşünüyorum. Ama artık tamam değil. Bu arada bir taneyi alamadık. Hatta şimdi iki taneyi alamadık. Sağ olsun. Gerçekten aferin. Ne işimize yaradı bu şimdi? Bu kadar döndük yani boşu boşuna. Gerçekten küfür edilesi. Hemen şuraya yetişebilirsek eğer belki alabiliriz diyeceğim de alamayız muhtemelen. Hadi. Alamadım. Gerçekten küfür edilesi bir challenge. Tam son anda bir de geldi böyle. Neyse, neyse. Sinirlenmeden halledeceğiz bunu da. Yani neden düştüysem acaba, aynı zamanda şu kamera niye bu kadar bozulduysa, tilt oldum şimdi. Her şeye sinirleneceğim şimdi. FPS de zaten aşırı kötü. Hadi be, çık artık ya. Zaten kolay değil. Bak ya. Hadi artık. Yani gerçekten niye alıp niye alamayacağımı o kadar bilemiyorum ki. O kadar yani kötü bayağı. Şimdilik yani buraya kadar aldığımız kesin olduğu için daha sonrakilere de önce odaklanabiliriz diye düşünüyorum diyecektim ve gerçekten o kadar salakça bir sistem yapmışlar ki oraya gidemiyoruz. Şuraya koşayım da. Hadi be artık. Görmedi. Ya mouse dönme artık bu kadar ya. Şöyle gideceğim. Tam olarak şuna diyelim ki. Güzel. Gerçekten uyuzdu. Bayağı uyuzdu. Öyle. Bunu da tamamladık. Ve geri geldim. Böyle gördüğünüz gibi geri kalan her şeyi işaretledim bu sefer. Artık yola çıkabiliriz ki ilk önce şuradan başlayacağız. Hadi gidelim. Bunları da topladığımızda en başta da söylediğim gibi 3.6'da gelen
yeni bölgeyi de tamamlamış oluyoruz. Aynı zamanda Sumeru bölgesindeki de her yeri %100'lemiş olacağız. Başka yeni bir bölge gelmeyecek Sumeru'ya. Tabii bu ilerleyen süreçte değişebilir elbette. Ama hani 4.0'a kadar yeni bir bölge gelmeyecek ki 4.0'da da Fontaine bölgesi geleceği için zaten muhtemelen hiçbir şekilde gelmeyecek yani. Zaten Sumeru bayağı büyük bir bölge oldu. O yüzden diğerlerine odaklanırlar diye düşünüyorum. Yani Liyue ile Mondstadt'a odaklanırlar. Buraların hani artık yeterli yani. Düşmeseydim iyiydi bu arada. Bir de hani buraya kadar gelirken hiçbir şeye bakmadım. Neyin nerede olduğuna. O yüzden gördüğünüz gibi hatalar olabiliyor. Bunu direkt almaya çalışmam gibi. Şimdi sadece bu ikisinin yukarıda olduğunu biliyorum. Geri kalanların hepsinin aşağıda olması lazım. Bazıları mağaranın içinde falan. Ve burada bulmaca galiba bu. Bunları yakacak mıyız? Yıkacak mıyız? Yani bir şeyler çıktığına göre demek ki burada bir şeyler dönecek. Sadece bu kadar da değil. Aynen öyle. Bitmiş. Güzel. Ben daha gelirler diye düşündüm de böyle seri seri şeklinde. Şimdi bu köşedekinin bomba olduğunu biliyorum. Ben şöyle aşağı ineceğim buradan. Zaten iki tane öyle görünüyorlar. Bunların yanına inebiliriz aslında şöyle. Şöyle çıkalım. Tane şuraya. Bir tane de atalım. Tamam, orada da taş çıktı. Burada sandığımız var. Bunu da aldık. Şuradaki taşı da alalım. Burayı da böyle böyle işaretleyelim. Ve devam. Öncelikle üstte olanları alacağım elbette. Buralarda bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela şu varmış. Onu alalım. Ve bu bölgede hangilerinin üstte, hangilerinin altta olduğunu net bir şekilde bilmiyorum açıkçası. Mesela şurada da Dendroculus varmış. O da yukarıdaymış. Güzel. Bunu da aldık. Şimdi bu içerideki yerde birkaç şey iç içe giriyor. Bu arada şurada şelale var. Normalde şelalenin arkasında bir şey olması lazım ama olmayacak. O yüzden de geçiyorum. Yani şuraya atlayabiliriz. O yüzden de şimdilik geçeceğim onu diyeceğim de. Burada sandık mı var? Ne ki bu? Aşağıda olabilir ya. Şimdi uğraşmayacağım onunla. Üstten çıkalım. Dediğim gibi üst bölgede olanları toplayalım. Sonra geliriz zaten. Burada mesela bir tane time challenge varmış. Şurada da Dendroculus varmış. Bu arada son iki Dendroculus bunlar.
Neredeyiz oraya? Ha, sandığı açmış. Şöyle. Güzel. Sandığımızı da açtık. Hemen üzerine gelelim. Onu da işaretleyelim. Şöyle zaten direkt işaretleyebiliriz. Şuraya devam edelim. Burada bir tane Dendro kulusumuz var. Bakalım onu nereden alabiliriz? Yani galiba birazcık üstten çıkmamız lazım. Şuradan falan. Yani oradan çıkmak da ilk güzel bir şey değil açıkçası. Yani burada benim için farklı yöntemler olabilir elbette. Şimdi düşünüyorum da. Yani var evet. Örneğin karakter gerçi öyle daha uzun olur. Evet, o da olmadı. Şunu da açalım biz. Burada da bir tane sandığımız varmış. Gördüğünüz gibi. Şu yukarıya şuradan çıkalım ya. Yani asıl yolumuzdan. Şurada olur gibi duruyor. Yani şöyle en köşeye kadar gidip aslında oradan zıplayacaksınız gibi duruyor. Hatta gelin biz de yapalım ya neyse. Hile olmadan topluyoruz dendrokulusları. O yüzden böyle yapacağız. Yani yetenek kullanmadan. Güzel, bunu da almış olduk. Bir de şuradaki kaldı işte dediğim gibi. Şimdi şuraya gidelim. Buralarda bir yerde bir meşale puzzle'ı vardı ama nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi bir daha karakter değiştirmemiz gerekecek. Neyse. Galiba en üstte. Değil mi? Ya da değil. Bir dakika o zaman. Pardon, birazcık daha yandaymış. Görmemişim onu. Şurada. Hemen şöyle. Bu şekilde burada da sandığımız varmış. Devam edelim. Şu meşaleydi. O yüzden önce şuraya gideceğim. Yani sonuçta onu da alacağız ama o yüzden önemi de yok bir bakıma. Buradaki taşımızı da alalım da. Buraya işaretleyelim hemen. Galiba üstte. Ama neydi ki bu? Buna da bakmadım ya. Benim bunlara bakmam lazımdı ya. Ben o yüzden şey yaptım. Yani burada içerisi mi var? Yok, içerisi de yok. Tam olarak bu noktada diyor. Ne ki bu? Yani buraya da ateş lazımmış. Hemen yapalım. Böyle. Az önce gördüğünüz şey zaten üzerinden geçtik ya. Birazcık şekli tuhaf olduğundan belliydi aslında zaten de. Böyle hemen geçelim. Klee gelsin. Klee ile birlikte ortalığı yakalım. Şu şekilde. Yanmadı mı be o? Heh şöyle. Tamamdır. Bunu da hallettik. Devam edelim. Şurada zaten meşalelerimiz vardı. Ne tarafta? Şu tarafta. Hop mu yanlış tarafa geldim acaba? Taraftalar. Tamam. Tamam ve bu sonuncu mu yoksa sonuncuymuş. Bunu da aldık. Bu arada
şu tarafta iki tane daha bir alınacak şey vardı. Onları unuttum söylemeyi. Birazdan gideceğiz oraya da. Öncelikle şu yukarıda mı aşağıda mı ona bakacağım. Yukarıdaymış. Çanımız var burada. Çanı halledelim. Sonra aşağı ineriz. Daha aşağı yukarıda bir şey var mı onu bilmiyorum. O yüzden ona da bakacağım. Bir taraf, şu tarafmış. Şöyle gideceğim ya. Zaten çok zor bir şey gibi durmuyor. Siz de halledersiniz. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi şu yukarıdaydı. Onu da alalım. Böyle gördüğünüz gibi zaten. Önce kayayı halledelim diyeceğim de hayır, önce elektriği halletmemiz lazım. Çünkü kayayı şu anda kesebilecek Klee var. Bunları genellikle takımınızın gücüne göre belirlemeniz gerekiyor. Mesela şu anda takımımda taş kırabilen biri olduğu için ama elektriği kırabilen biri olmadığı için öncelikle hedefim elektriğin olması gerekiyor. Bunun aynısını Abyss'te de geçerli bu arada. Ve Abyss'te de bunlar sıklıkla geliyorlar. Mesela takımınızda suyu yenebilecek bir şey yoksa ilk başta suyu kesmeniz gerekiyor hızlı bir şekilde. Ama özellikle Fatu ileride zaten su olan healer olduğu için ve güçlü bir healer olduğu için zaten genellikle onu kesiyorsunuz ama onun dışında da hani demek istediğim sizin karşıt elementiniz olmayanları öncelikle bir denklemden çıkarın yani. Güzel. Bunu da hallettik. Bir de bunların hepsinden para alacağız bu arada. Güzel tarafı. Şimdi şunlar kaldı. Şimdi devam edeceğim şu taraflara. Yani gerçekten tam olarak emin olamadım. Hani hangisi yukarıda hangisi aşağıda diye. Mesela burada bir tane çan varmış. Bu çanın yukarıda olduğu kesin o halde. Diğerlerini tam olarak bilmiyorum. Şimdi bu bölgede şu 3 tanesi zaman challenge'ları. Bunlar iki şeye bağlı. Ortada bir tane var. Burada çan var. Burada da patlama yeri var. Şimdi bunları yapacağız işte. O zaman şuradan başlayabiliriz. Sonra şuradan ortaya atlayacağız zaten. Ortaya atlayabiliriz. Patlamayı en son yapabiliriz. Çünkü patlamanın olduğu yer direkt ışınlanma yerinin olduğu yer olduğu için hızlı bir şekilde hallederiz onu. Burası niye bu kadar uzun be zamanı? 10 saniyelik iş. Böylelikle bunun da bütün görevlerini tamamladık. Aynı zamanda muhtemelen bütün toplanabilecek sandıkları mı aldık? Yok, öyle olmaması lazım. Neyse, ortaya şimdi atlayacağız. Ortada aynı zamanda birkaç bulmaca daha varmış ama tam olarak bilmiyorum olduklarını. Burada normalde bir tane de mağara var ama mağaraya hiç girmedik. Burası yoksa mağara mı sayılıyor acaba bu nokta? Yani burada radyant da varmış aynı zamanda. Bunu alınca son dendrokulusu da almış olacağız. Bunu da aldık. Galiba 2 idi, bir daha bakacağım. Aynen. Şimdi burada da bir şey hala var. Ama bu şeyi en son alabiliyoruz sadece. O yüzden öncelikle şunlara gideceğiz. Bunları yapıp devam edeceğiz. Yani burada time challenge'lar görülüyordu ama bilemedim, bilemedim. Şimdi vur dur dur vu pardon vur dur vur dur vur dur vur dur şeklinde.
Hadi başlayalım. Öncelikle vur. Dur. Vur. Dur. Vur. Dur. Vur ve dur şeklinde. Böylelikle bunu tamamladık. Bundan sonra gördüğünüz gibi bir tane böyle şey çıkıyor. Time Challenge. Bu nereye gidiyor bilmiyorum ama. Ney? Yani anlamadım. Neden böyle bir şey yapıyoruz ki? Ne oldu be? Ama kısa değildi ki o kadar. Bir dakika. 110 saniye değil miydi ya? Ben mi yanlış gördüm? Ha, bu o farklı. Anladım. Vur dur vur dur şeklinde mi acaba yapacağız? Yani mantarın şeklinin aynısından yapıyor olabiliriz. O yüzden de şöyle olacak. Hani buna vuracağız. Sonra geçip şuraya zıplayacağız. Sonra geçip buraya zıplayacağız. Sonra geçip buraya zıplayacağız. Gördüğünüz gibi. Yani oradaki işlemi yeniden gerçekleştirdik. Şimdi şuraya gidelim. Burada vur vur dur vur. Vur vur dur. Vur vur dur. Vur vur şeklinde. Böyle vur. Vur. Dur. Vur. Vur. Dur. Vur. Vur. Buradakini de alalım. Aynı zamanda buradakini silebiliriz bence. Şöyle işaretleyip devam edelim. Bu arada buranın sonucunda alacağımız ödül büyük olduğu için şu anda %100 demedik. Normalde %100 derdik çünkü böyle olunca. Şimdi buradan başlıyoruz. Vur. Vur. Dur. Vur. Vur. Dur. Ve vur. Vur. Şu şekilde. Bunu da aldık. Şimdi şuradan buranın sonuncusuna geçeceğiz. Bu da vur dur dur vur. Dur vur vur dur. Yani güzelmiş. Vur. Dur. Dur. Vur. Dur. Vur. Vur. Ve dur. Şimdi birinciye vuruyoruz, dördüncüye vuruyoruz. Peki peki bir şekilde halledeceğiz. Tam hatırlayamadım gibi oldu ama. Böyle direkt buraya geçiyoruz. Sonra 2 miydi? 1 miydi? 2'ydi ya galiba. Şöyle. Hayır. Düştüm zaten. O yüzden baştan başlayacağız. Bu arada baştan böyle başlasak bir şey olur mu acaba? Böyle. Hayır ya, yapma be. Böyle bir düşüş mü var? Şöyle.
Yani kabul etmem. Şimdi 1, 4, 6, 7. Öyle. 1. Hayır. Düştük. Çok hızlı kanat açtım. Şöyle direkt yapacağım ya. Hayır, neden? Neden zıplamadın? Bunu şöyle geçemeyiz gerçi. Buradan zıpladık sayacak. Şöyle. 4. Buraya. Ve son olarak da buraya. Öyle gördüğünüz gibi iki tane birden aldık burada. Ve ortada bir tane luxury chest'imiz var. Şimdi geriye 3 şey kaldı, toplanacak. Bunları alacağız. Bu ikisini de tamamladık. Bir tanesi şurası. Onun için hemen şöyle geleceğiz. Buradan atlayıp. Buradan hemen başlayabiliriz. Ve böylelikle Soruş'un da işini bitirmiş oluyoruz. Artık Soruş'la yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Öyle bunları toplayalım. Şimdi bir tane temel yere gitmemiz gerekiyor. Temel monumente, yani ana monumente, yedilerin heykeline. Bu yedilerin heykeline bütün her şeyi sunacağız. Hepsini ada. Ve sunağı da 10. seviyeye getirmiş oluyoruz. Yedilerin heykeline, yani fullemiş oluyoruz. Böylelikle gördüğünüz gibi bir tane de fazladan dendrokulusunuz kalması gerekiyor. Ve en son olarak da şu bölgeye gideceğiz. Burası umarım üsttür. Eğer üst değilse bir de üste çıkmaya uğraşacağız çünkü. Ama üst değilse bile en azından kontrolü sağlayabileceğiz. Çünkü tam olarak şuralarda bir yerde olması lazım. Bunu kontrol etmenin daha kolay yolu da var. Çünkü seyir noktası şu anda baktığım şey. Alabilirsek onu alacağız yani. Bakayım şöyle bir. Gezi günlüğü değil, pardon, coğrafyadan. Sumeru'ya geleceğiz. Bakalım Sumeru'da soru işareti olan bir yer var mı? Eğer yoksa her şeyi almışız demektir. Böyle gördüğünüz gibi her şeyi almışız. O zaman son bir şey kaldı almadığımız. Şimdi ona gideceğiz. Onun için de yani buradan üste çıkmamız lazım. Üste nereden çıkabiliriz? Galiba şuradan çıkabiliriz. Hani bu yolda şu üste gelip böyle geri dönebiliriz muhtemelen. Zaten böylelikle bitirmiş olacağız. O yüzden de çok da önemli değil. Birazcık zaman harcayabiliriz sanki. Heh, şuradan da yol varmış. Ekstra yukarı gitmeye gerek yok zaten. Şu kadar yeter bizim için. Ya da bölge %100 oldu mu? Evet, %100 demişiz de bölgeyi. Zaten bu son alacağımız şey yaklaşık olarak %10'luk bir kısmı kapsadığı için daha yeni %100 olmamız da mantıklı aslında baktığınızda. Şimdi ben yanlış yere mi gidiyorum? Yok, doğru yermiş. Böyle birazcık daha ileride sadece. Galiba. Buranın arkasında bile olabilir yani. Küçük dağcığın. Buradan aşağılarda da olabilir. Evet, aşağıdaymış. Burada gördüğünüz gibi Sumeru bölgesinin son Shrine of the Depths var. Derinlerin tapınağı mıydı neydi işte.
Bunu da almamızla birlikte Sumeru bölgesindeki her şeyi toplamış olacağız. Ve Sumeru bölgesini %100'ledik. Sumeru bitti. Artık bir sonraki %100'leme bölümü Fontaine'den olacak. Fontaine galiba şu bölgede olması lazım. Buralarda olacak. O yüzden sonraki bölümlerde de artık buralardan devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bir sonraki bölümde öncelikle şu tapınakları yapacağız. Bunları tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi bunlar da alınabilir şeyler. Çünkü toplanabilir şeyler. Onun dışında bir de Yoimiya'nın görevi var. Onu da tamamladıktan sonra belki birkaç tane rehber videosu gelebilir. Ama bunun sözünü vermeyeyim. Onun dışında zaten 4.0'a kadar artık daha sonra görüşeceğiz yani. Ama neyse, böylelikle bu bölümü de bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi her yer. Öncelikle Locapolo ormanından %100, Avidia ormanı %100, Adravaye vadisi %100, Aşavan diyarı %100, Visuta tarlası %100, Vanarana %100, Kayıp Fidelik %100, Aşağı Setek toprakları %100, Yukarı Setek toprakları %100, Hipostil çölü %100, Adramevet çölü %100, Gavire Lajavart %100 ve Farakret krallığı %100. Her bölgeyi de bu şekilde tamamlamış olduk. Bu arada diğer bölgelerde tam tabi Mondstadt'ın, Niue'mizi, Inazuma'mız hepsi %100. Neyse, bir sonraki bölümde görüşürüz.